Ebru Karadınman'ın kurduğu beden atölyesindeyiz. Bugün spor ve çocukta jimnastik branşını ele alacağız. Çocuklarımızın dersine konuk olacağız. Eğitmenlerimizden jimnastiğin temel bilgilerini alacağız ve velilerimizle sohbet edeceğiz. Dilerseniz şimdi çocuklarımızın dersine konuk olalım, bakalım neler yapıyorlar. Evet, dersimizi bitirdik. Şimdi çocuklarımızla biraz sohbet edeceğiz. Hemen ilk olarak sana sormak istiyorum. İsmini öğrenebilir miyim? İrem. Kaç yaşındasın? 7. Peki kaç yaşında başladın jimnastiğe? 6. Peki seviyor musun? Evet. En sevdiğin hareket nedir? Çember. Peki ileride jimnastikçi olmak istiyor musun? Hayır. Hayır. Peki ne olmak istiyorsun? Ressam olmak istiyorum. Ressam olmak istiyorsun ama jimnastiği de çok seviyorsun anladığım kadarıyla. 4 yaşında başlamıştım, sonra bıraktım. 7 yaşında devam ettim. Peki evde burada öğrendiğin hareketleri çalışıyor musun? Bazılarını. Bazılarını. En sevdiğin hareketin ismini öğrenebilir miyim? Ben jimnastikçi olmak istiyorum. Ben 4.5. Ben de 4.5. Ben de 4.5. Peki severek mi yapıyorsunuz jimnastiği? Evet. Ben 5.5'a yaklaştım çünkü video tam çoktan hazır. Jimnastikçi mi olmak istiyorsun yoksa başka hedeflerin mi var? Futbolcu olmak istiyorum. Futbolcu olmak istiyorsun, harika. Jimnastik de zaten sporun temelini oluşturuyor. Evet, çocuklarımızı tanıdık. Dilerseniz şimdi velilerle tanışalım. Denge problemleri vardı. Yürümekte, koşmakta çok düşüyordu. Onun için geldik. Sonra da çok sevdi zaten. Esnek olması için ve kaslarının güçlenmesi için bir araştırma yaptık ve Ebru'yu bulduk. Ve şu anda çok güzel bir spor yapıyor. Kendine güveni artıyor. Arkadaşlarıyla daha rahat iletişim kurabiliyor. Fiziksel olarak çok hani dengeli bir çocuk oldu. Yaşıtlarına göre hareketleri, tutumu, kasları çok kuvvetli. Zihinsel olarak da gelişimine çok etkisi oldu. Kendine güveni tam, hatta biraz aşırı. Eve gelen herkese, ben şimdi bir takla atayım, ben şimdi şunu yapayım sürekli. Koltukların üstünde falan evde sürekli bir jimnastik ve akrobat yetişiyor evde. Evde barfix var. Barfix çekiyor, bana gösteriyor. Bak şimdi ne yapacağım dedi. Bir takla gösterdi. Ters takla gösterdi. Ne kelebek hareketi, çember. Hepsini öğrendik biz de işte, evet. Onunla beraber. Yanımızda beden atölyesinin kurucusu Ebru Karaduman var. 6 yaşında lisanslı sporcu oldum. Daha sonra 17 yıl profesyonel olarak artistik jimnastik sporunu yaptım. Eski bir milli sporcuyum. Burada hedef çocukların da bir milli jimnastikçi olması değil aslında. Jimnastik en temel ve en erken yaşta başlanabilen bir spor branşı. Hedefimiz tüm çocuklar spora jimnastikle başlasın. Daha sonra da onları bilinçli bir şekilde yönlendirelim istiyoruz. Buradan ebeveynler bizi izliyorsa şunu önerebilirim. 3 yaş olduğu anda hiç beklemesinler ve çocuklarını mutlaka jimnastiğe başlatsınlar. Yavaş yavaş zaten hani çocukların da gidip birazcık farklı branşları tanımalarıyla şekilleniyor her şey. Ama bu tabii uzun ve kontrol edilmesi gereken bir süreç. En büyük farkı en erken yaşta maksimum da özgüveni alabileceği bir spor branşı. İleride çocuklar hangi spora giderse gitsin mutlaka jimnastik yapan bir çocuk yaşıtlarına oranla bir adım önde başlıyor. Artistik jimnastik branşını 10 yıl profesyonel olarak yaptım. 2 yıldır Ebru Hoca ile birlikte çalışıyoruz. 2008'den beri çocuklarla çalışıyorum. Gelişim bir ay içinde kendini gösteriyor. Daha sağlam basıyor, daha hızlı koşuyor, daha esnek oluyor. Bütün biyomotor becerileri daha ilerlemiş oluyor, fark ediliyor gözle. Spor hayatıma yüzmeyle başladım. Daha sonrasında jimnastik yaptım. Bunun yanında judo da yaptım. Bu şekilde spor hayatıma ben de başlamış oldum. Çocukları sevmeyen birisinin bu işi yapması gerçekten çok zor. Onları önce kazanmak gerekiyor çünkü sporu onlar için bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyoruz burada. Beden terbiyesi kazanıyorlar. Yani kendi vücutlarına hakim olabiliyorlar. Hangi hareketi yapıp hangi hareketi yapamayacaklarını kavrayabiliyorlar. Hani bir bilinç oluşmaya başlıyor yavaş yavaş onlarda. Bunun yanında psikolojik olarak da bir özgüven kazanıyorlar tabii ki. Çünkü
herkesin yapamadığı, vücutlarıyla herkesin yapamadığı hareketleri onlar yapabiliyor oluyorlar ve gerçekten sosyal hayatlarında da hemen sivrilmiş oluyorlar. Her zaman çocuklarına ve kendilerine tek önerim spor yapmaları. Ne olursa olsun.